Global tarafa bakacağız. Global taraftaki rakamlar nasıl? ABD vadelilerle başlayacağız. Öncelikle ilk olarak ekranımıza S&P 500'e bakalım. Şu anda 2299 seviyesinde %0.47'lik bir artış var. En düşük gün içinde gördüğü seviye ise 2172 puan seviyesinde. En yükseğe de bakacak olursak 2282. Evet, S&P 500'den sonra Nasdaq gelecek ekranlara. Nasdaq'a da bakacak olursak gün içi performansını hemen bakalım. En düşük 6627 seviyesi ve en yüksek gördüğü gün içinde de 7000'in üzerine çıkmış. 7000 seviyesinde Nasdaq %1.47'lik bir artışla. Ve ABD 10 yıllık tahvil gelecek, sırada o var. Günlük baktığımızda gün içinde 0.89 ve 0.79 aralığında gitmiş ABD 10 yıllık tahvile baktığımızda aşağı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Ve ABD 10 yıllık tahvil piyasasından sonra hemen Asya borsalarına bakacağız sevgili seyirciler. Ekranlarınıza yansıyor. Çin Şangay Kompozit Endeksine baktığımızda aşağı yönlü bir hareket var. %3.11. Japonya'ya bakalım. Hemen %2.0'lık bir ikilik bir yükseliş var. Aslında Japonya diğer piyasalara göre, borsalara göre pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Hindistan'da aşağı yönlü bir hareket var. %13. Yine Güney Kore'ye bakalım. %5.3 seviyesinde aşağı yönlü bir hareket var. Son olarak da Hong Kong'a bakacak olursak da %5.1'lik aşağı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Ve Avrupa borsalarına bakacağız hemen Asya borsalarından sonra. Avrupa'ya bakalım, Londra'ya bakacağız. Londra'da yine aşağı yönlü, aslında Frankfurt, Paris ve yine Madrid'e baktığımızda da aşağı yönlü hareketler var. Londra'da %1.78'lik aşağı yönlü bir hareket. Frankfurt'ta %0.4. Yine Paris'te de keza aynı. Madrid'de %1.6 yönünde aşağı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Ve altının ons fiyatına bakacağız. Avrupa borsalarından sonra altının ons fiyatı gün içinde gördüğü en düşük seviye 1485 dolar seviyesinde haftanın ilk işlem gününde. 23 Mart pazartesi gününde ve en yüksek gördüğü seviye ise 1521 dolar seviyesi. %0.7 oranında yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Ve Brent petrole bakacağız sevgili seyirciler. Brent petrolde de yine gün içi fiyatlamalarına bakacak olursak en düşük 24 dolar 71 sent seviyesinde. 26 dolar 63 sent seviyesinde de yine gün içi en yüksek seviye. Yani 24.71 sent ile 26 dolar 63 sent arasında bir gidiş var. 26 dolar seviyesinde %3.52'lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz sevgili seyirciler. Az önce bir son dakika gelişmesini aktardık sizlere. Fed'den bir açıklama geldi. Fed piyasaya desteğini arttırdı. Buna yönelik program içinde de yine yorumları alacağız sevgili seyirciler. Piyasalar para politikalarını desteklemek için hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacak ve 375 milyar dolar tutarında hazine kağıdı alacak. 250 milyar dolar tutarında mortgage menkul kıymeti alınacak. Banka ayrıca ticari mortgage destekli menkul kıymet alacak. Şirket borçlanmaları piyasası içinde iki yeni kredi kolaylığı başlatıldı. Evet, Fed'den açıklamaları takip ettik. Şimdi ise bir yorum alacağız. Şant Manukyan bizlerle birlikte, ekonomist. Evet Şant Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Evet, dakikalar önce Fed'den gelen açıklamayı takip ettik. Aslında piyasaya yönelik bir destek paketi açıkladı. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi varlık alımlarını bir kenara bırakalım. Onun büyüklüğü çok da önemli değil ama şu ana kadar eksik olan birkaç nokta vardı. Bunların da başında şirketlerin, özel sektörün ve küçük şirketlerin krediye erişimiydi. Burada görüyoruz ki artık Fed doğrudan bu şirketlere kredi verir duruma gelmiş durumda. Hatta eğer verilen krediye, alınan parayı siz maaş ödemeleri için kullanıyorsanız ilk 6 ayda herhangi bir geri ödeme veya faiz ödemesi yapmanıza da gerek kalmıyor.
Dahası kullanacağı fonlardan bir tanesiyle ikinci elde yine yatırım yapılabilir şirket tahvillerinde de satın alınma yapacağını görüyoruz. Yani bankalara likidite verdiğimiz zaman bunun ekonomiye yayılması çok mümkün olmuyordu şu ana kadar gördüğümüz. Şimdi Fed doğrudan kendisi devreye girerek bir rahatlatma yaratmaya çalışıyor. Bunun kadar önemli yine bir ikinci adım var. Tabii federal bütçe veya devlet bütçesi her zaman açık vermeye uygun bir bütçe yetkisi var. Ama belediyeler bazında baktığımızda veya yerel yönetimler bazında baktığımızda orada denk bir bütçe tutmak durumundalar. Dolayısıyla oraya yönelik olan fon akışları da son derece azalmıştı. İnsanlar çünkü işsiz, şirketler satış yapamıyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin de kaynakları azalmıştı. Şimdi bu yerel yönetimlere yönelik de kredi adımları açıldığını görüyoruz. Veya likidite sağlarken oradan gelecek olan ihraç edilmiş varlıklar da bundan sonra teminat olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla daha öncekilere oranla daha alt kademelere kadar uzanan bir Fed görüyoruz. Tabii bu asli sorunu çözmüyor. Yani asli sorun kişilerin ve şirketlerin nakit akışı kesilmiş durumda. Satışları veya emekleri karşılık bulmuyor. Dolayısıyla eğer biz 3 ay, 4 ay daha virüs nedeniyle kapalı ekonomilerden bahsediyorsak tabii çok fazla bir işe yaramayacaktır bu adım. Ama 1-2 ay içinde eğer bir toparlanma yaşayacaksak o zaman elbette çok rahatlatıcı olacak. Evet Şant Bey, aslında piyasaları biraz daha detaylı değerlendirecek olursak FED'den gelen bu adım. Geçen hafta da yine destekleri takip etmiştik, ardından piyasa tarafındaki rakamları da keza öyle. Bundan sonraki borsalar açısından, piyasalar açısından beklentiniz ne olur? Şimdi burada Amerikan hükümetinin açıklayacağı paketi de görmemiz lazım. Dediğim gibi bu kitlenen kredi piyasasını belli bir ölçüde açan bir program ama netice itibariyle çarkları çevirecek olan Fed olmayacak. Çünkü 2008 krizinde evet işsizlik vardı veya bazı şirketler, bankalar batıyordu ama işleyen bir mekanizma vardı. Sadece darbe yemişti. Şu anda mekanizmanın işlemediğini görüyoruz. Bunu işletecek olan veya daha uzun süre hayatta kalmasını sağlayacak olan kamunun politikaları ve virüsün gidişatı. Dolayısıyla bu adım şu anda gördüğümüz gibi pozitif bir adım ama kalıcılığı biraz da senatonun açıklayacağı pakete bağlı olacaktır. Peki, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Evet sevgili seyirciler, İş Yatırım Menkul Değerler Direktörü Şant Manukyan bizlerle birlikteydi. Fed'in açıkladığı destek, ekonomik destek paketi sonrası değerlendirmeleri aldı kendisinden. Şöyle yine küresel piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracak olursak, az önce Fed'in açıklamasının ardından piyasa desteğini arttırdı. Tekrar etmek istiyorum ben, limitsiz miktarda hazine kağıdı ve mortgage menkul kıymeti alınacak. Fed bu hafta 375 milyar dolar tutarında hazine kağıdı alacak. Keza bu hafta 250 milyar dolar tutarında mortgage menkul kıymeti alacak. Ve ayrıca mortgage destekli menkul kıymet alacak. Borçlanmaları piyasası içinde iki yeni kredi kolaylığı sağlamış olacak. Şimdi bir telefon bağlantımız var, yine değerlendirmeleri alacağız. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz katılımınızdan dolayı. Fed'den gelen açıklamayı aktardık izleyicilerimize, ekonomiye destek paketi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz buradan gelen açıklamaları? Tabii açıkçası şu anda olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemde de hem Amerika'da hem de Avrupa'da yine olağanüstü tedbirler görüyoruz. Hatırlarsanız daha önce Fed faiz indirimleri yapmıştı, neredeyse sıfıra getirdi. Daha sonra Avrupa Merkez Bankası da olağanüstü bir hareket yaptı. Ve arka arkaya bu hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca en son hala aslında Amerika'da görüşülen 2 trilyonluk bir teşvik paketi var. O henüz anlaşılamadı ama pazartesi, yani bugün onun üzerinden de geçilecek. Bu tedbir en son bu açık uçlu bir tahvil alımı Fed'in. Daha önce biz 2008 yılında görmüştük bu kriz zamanı ve yine mortgage'larla ilgili kriz zamanı. Ve bu da çok net de hatırlıyorum. Sadece beyaz antetsiz bir kağıt üzerinde bir şeyle açıklanmış. O kadar acil bir durumdu.
Ve bu acil durumda da artık bütün en faizler zaten inmiş, hem bütün silahlar çekilmişti. Şimdi burada da bunu görüyoruz. Yani FED şu mesajı veriyor. Biz mali ve işte daha çok parasal politikalar olarak elimizden gelenin maksimumunu yapıyoruz. Ki şu mevcut durumu atlatalım şeklinde açıkçası yorumluyoruz. Onun dışında yine ABD'nin adımları var, Avrupa Birliği'nin adımları var. Yani bütün dünyada aslında bir seferberlik söz konusu. Tabii bunların işe yarayıp yaramayacağını ne zaman göreceğiz dersek, bu tamamen virüsün ne kadar sürede kontrol altına alınacağına bağlı. Şu an için gördüğümüz aslında biz Çin'deki örneklere baktığımızda aslında 1-2 ayda en azından eğer lockdown olursa, yani ekonomi tamamen, yani ülke tamamen durdurulursa 2 ayda falan halledildiğini gördük bunun. En azından belli bir seviyeye geldiğini. Şu anda aslında onun sıkıntısını yaşıyor dünya. Hem Avrupa'da çok hızlı artması, Amerika'da artması, artı Türkiye'de artması. Bu acaba ne kadar sürede? Çünkü bu ekonomiler, bu ülkeler daha açık ülkeler. O yüzden burada bulaşma riski daha çok daha fazla. Olağanüstü önlemler alıyorsunuz. O nedenle bunları önümüzdeki dönemi için bir ön tedbir olarak değerlendirebiliriz. Ama bu tedbirlerin işe yarayıp yaramaması ile ilgili de en önemli unsur yine virüsle ilgili gelişmeler olacak. Yani şunu söyleyebilirim, ileriye dönük öngörü yapmak çok zor ve bu dönemde çok daha zor çünkü kontrol dışı bir olay. Ama Çin örneğine bakarsak daha iyimser olabiliriz. Yani Çin bunu yaptıysa, Japonya bunu yaptıysa, Güney Kore bunu yaptıysa, Avrupa, Amerika ve hatta Türkiye'nin bu işin üstesinden gelmesi mümkün. Ama her koşulda iyimser senaryomuzda dahi yılın ikinci çeyreği kayıp olarak görünüyor. Bu ne demektir? Yani bütün ülkeler kendilerini koruyacaklar, sınırlarını kapayacaklar. Bu virüsü alt ettikten sonra daha sonra normale dönecek. Zaten bu açıklamalar ya da atılan önlemlerin olağanüstü, gerçekten çok çok güçlü önlemlerin bütün sebebi daha önce yaşamadığımız bir anda vücudun bütün fonksiyonların durup yeniden çalıştırılması gibi bir durum. O nedenle bağlayacak olursam bu tedbirler önemli tedbirler. En azından hastanın ameliyat sırasında bütün dünyayı bir hastalıktan geçtiğini düşünürsek hastalık sırasında verilen ilaçları gösteriyor bu. Ama yeter ki bu vücuttaki virüs bir an evvel tedavi edilsin. Bununla ilgili de biz açıkçası Nisan ayında daha resimler göreceğiz. Çünkü bunun tamamen ortadan kaldırılması, muhtemelen yeni aşı bulunması uzun vakit alacaktır. Fakat bu virüsün kontrol altında tutulması için bize Nisan ayı Mart ayından daha iyi bir indikatör olacaktır. Yani Nisan ayında biz aynı ruh halinde isek gerçekten de kontrolden çıktığına sinyal verecektir. Ama öte yandan gerekli tedbirler alındı, daha iyi gidecek havasına girdiğimiz vakitte yavaş yavaş ileriye dönük beklentilerin olumluya döneceğini, yani ikinci yere kaybedilse bile yılın ikinci yarısı ve 2001 toparlanacak beklentisiyle finansal piyasalar tepki verecektir. Ve yine son olarak şunu da söyleyebilirim. Şu anda global piyasalara göre Türkiye piyasası daha az gerilemiş durumda borsa açısından konuştuğumuzda. Yani bir ortalama Brezilya %50 civarındayken biz %30-35, tabii ki bütün piyasalar için kötü. Ama şunu görüyoruz, bizim Türkiye'de çok ekstra bir durum çıkmadığı sürece dünyadan çok fazla negatif ayrışmıyor. Çünkü bizim bu olaylardan önce de bakış açımız Türkiye geri baktığımızda çok daha düşük bir bazdan çıktı. Ve şu anda zaten bizim piyasalarımızın mevcut seviyede birçok negatifliği içeriyor. O nedenle de bizim düşüşümüz yüksek görülse de daha sınırlı bir şekilde oldu diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Cemal Bey yorumlarınız için. Evet, Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'tan yorumları aldık. Şimdi ise Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz. FED piyasaya desteğini arttırdı. Az önce de maddeleri sıraladım ben ama sizin yorumlarınızı almak isterim. Teşekkürler. Şimdi aslında birçok sorun üst üste yaşıyoruz ama son günlerde ortaya çıkan bir tabloda şu oldu. Bono piyasası iyice illikit olmaya başladı. Yani bonoları, tahvilleri satmak, özellikle bu şirket tahvilleri bonoları için bunlara alıcı bulmanın çok zorlaştığı bir piyasa oluşmaya başladı.
bir taraftan da daha güvenli denilen işte Amerikan tahvillerine falan büyük bir talep var. Onları da kimse satmak istemiyor. Yani bir alınmak istemeyen tahviller var, bir satılmak istemeyen tahvil bonolar var. Ve kilitlenmiş durumda. Likitte yaratılamıyor. Bu yaratılamayınca da ne diğer finansal piyasalar ne de reel sektör için hareket alanı çok kolay oluşamıyor. Biraz burayı açmak, bu anahtarı kullanarak burayı likit hale getirmek, bono piyasasını likit hale getirmek için bir adım attı aslında diye düşünüyorum. Şimdi sıkıntılı, çok yüksek faizi olan, alıcısı olmayan şirket tahvillerini alarak mortgage'a dayalı bunların da faizleri yükseliyordu. Bunları da satın alarak piyasaya bu anlamda bir likitte sağlayarak hem finans piyasalarındaki dağılımı çeşitli varlıklara biraz daha daha uygun, daha stable bir hale getirecek belki. İkincisi de reel sektör. Yani maliye politikası diyoruz hep, reel sektöre yönelik adım atılmalı ama ciddi de bir likitte sorunu var. Bunu yine eninde sonunda merkez bankalarının yapması gerekecek. Hazine üzerinden dolaylı bir yoldan bu likitlerin sağlanması yerine doğrudan FED bu likitteyi sağlamak üzere bir adım attı. Sonuçta tarihte pek eşine rastlamadığımız bir daralma ikinci çeyrekte tüm dünya yaşayacak gibi gözüküyor. Bu üçüncü çeyrekte de olması muhtemel, biraz hız kesse bile. İşsiz pek işi benzeri olmayacak bir daralma içinde pek olağan olmayan önlemler geliyor gibi gözüküyor. Bence doğru bir adım attı. Yani sorunu tespit etmek ve doğru adım atmak çözüm konusunda bir katkı sağlar ama işin özü hep dönüp dolaşıp ekonominin çözümü de sağlıktaki gelişimlere bağlı olacak. Yani bu işin ne kadar süreceği, tedavi yöntemleri konusunda ve Avrupa, Amerika'da gerileme konusunda, yeni vaka konusunda ne zaman haber alacak, buna bağlı olmaya devam edecek asıl senaryo. Peki hocam, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Evet, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'ndan yorumları aldık FED'e ilişkin ve şimdi de karşımızda Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge bizlerle birlikte olacak. Yine FED'den gelen açıklamaya dair yorumları alacağız. Evet Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, ABD Merkez Bankası FED ABD ekonomisini desteklemek için açıklamalarda bulundu. Aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak, sınırsız tahvil alımı, özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için gibi notlar var. Siz neler söylersiniz? Buradan gelen haberlere ilişkin yorumlarınızı alayım. Evet, baktığımız zaman sürpriz mi? Sürpriz değil ama piyasaların en azından bugün pek de duymayı planlamadığı olumlu bir gelişme. Burada amaç hem piyasalara moral vermek hem de son iki haftadır dorağa çıkmış olan dolar likiditesinin krizinin önüne geçmek. Burada tabii piyasalar ciddi bir kilitlenme söz konusuydu. Tüm varlık sınıflarında dolar yaratma amaçlı çok ciddi satışlar vardı ve ekonomilerde tüm dengeler alt üst olmuştu. Burada tabii bu hamleyle özellikle varlık alımının limitsiz olması ki burada da bilançoyu çok ciddi bir şekilde önümüzdeki süreçte Fed'in büyüttüğünü göreceğiz. Piyasalara tüm artık desteği vermiş gibi gözüküyor. Tabii burada ne kaldı geriye? Herhalde bundan sonra piyasalardan direkt hisse senedi ya da ETF alımı gibi çözümler de sırasıyla gelebilir ama şu an için en azından para piyasalarının işlemesi bakımından tüm adımlar atılıyor, atılmaya devam edecek diye düşünüyorum. Özetlersek oldukça olumlu bir gelişme. Piyasalar zaten bundan şu an için ilk tepki olarak olumlu yönde destek buldular. Şimdi sıra tabii gözler Senato'ya çevrilmiş durumda. Fed'in attığı bu adımın Amerika Kongresi tarafından da mali bir paketle, yani 2 trilyon dolar olarak şu anda bildiğimiz bir paketle desteklenmesi gün içinde ve hafta içinde piyasalara moral vermeye devam edebilir diye düşünmekteyim. Aslında burada önemli olan nokta açık uçlu varlık alımı noktası galiba, değil mi Cem Bey? Evet, zaten geçtiğimiz hafta 700 milyarlık paket söz konusuydu. Burada 500 milyarlık yine devlet tahvili alımı söz konusuydu. Burada tabii açık uçlu olması önümüzdeki süreçte Fed'in elinden gelen her şeyi yapacağının bize göstergesi. Burada dediğim gibi ilk amaç dolar likiditesini sağlamak varlık alımı suretiyle. Mecbur kalınan satışlardan tüm varlık sınıflarını bir şekilde uzaklaştırmak. Çünkü dediğim gibi burada çok anormal fiyatlamalar var. Yani özellikle Amerikan tahvil faizlerine baktığımız zaman oynaklık çok yüksek. Yine öte yandan commercial paper dediğimiz ticari kağıtlarda
ve önümüzdeki yine süreçte şirket tahvillerinde çok ciddi hareketler söz konusu. Burada amaç ilk öncelikle bu piyasanın daha işlevsel bir hale gelmesini sağlamak. Tabii açık uçta olması da Fed'in bozuk etkisiyle piyasaya önümüzdeki süreçlerde tam olarak destek vereceği işareti olarak algılanmalı. Peki ABD borsasına ilişkin de yorumlarınızı almak isterim. Bu güne kadar, yani bu saate kadar gelen seviyeler ve bundan sonraki beklentiniz ne olur gün içinde, haftanın ilk işlem gününde? Tabii şimdi burada özellikle ekonomi tarafında birbiri ardına gelen raporlar, özellikle ikinci çeyrekle ilgili %15 ile %30'a varan daralma beklentileri şu anda hisse senetleri üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Ve zaten likitte kaynaklı çok ciddi bir satış baskısı söz konusuydu. Yine petrol fiyatları kaynaklı enerji sektörünün yaşadığı problemler ve havacılık sektörü özellikle Amerika tarafında büyük satış baskısı yaratmaktaydı. Bu haber destek verecektir belli bir yere kadar ama tabii burada yine Amerika'da olduğu gibi tüm dünyada da en yakından takip edeceğimiz olay virüsle ilgili hem vaka sayısındaki artış hem de maalesef ölüm sayısındaki artış. Burada piyasaların bir önce duymak istediği, aynı Çin'de ya da Güney Kore'de olduğu gibi belli bir bu artış düzeyinin sabitlenmesi, daha sonra da hani peak dediğimiz o zirve seviye gördükten sonra aşağı doğru dönmesi ilk tepki olarak dediğim gibi olumlu gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte eğer bu vaka sayılarında anormal artışlar görülmezse ben piyasanın birazcık daha dengelenme moduna gireceğini düşünüyorum. Evet, koronavirüsü konuşuyoruz elbette. Ülkelerden gelen paketler, destekler de bir yandan konuşuluyor. Son bir yorumunuzu almak istiyorum bir dakika içerisinde. Koronavirüs elbette küresel borsaları sarstı diyoruz. 28 trilyon dolar eridi. Bugün haberini verdik biz küresel borsalara baktığımızda. Bununla ilgili kısa bir yorum alayım. Evet, yani hiç görmediğimiz 2008 krizinin de ötesine varmış bir küresel borsa satışı. Çünkü 2008 borsa satışı Amerika'da başlamış, bazı ülkeleri etkilemiş, bazı ülkelerdeki etkileri aynı bizde olduğu gibi limitli olmuştu. Ama şimdi topyekun bir dolara geçme ve hem resesyon ve hatta deflasyon kaygılarıyla hisse senetlerinde çok ciddi satışlar söz konusu. Çok dediğiniz rakamlar, çok önemli rakamlar. Bir an önce burada piyasanın sakinleşmesi için dediğim gibi vaka sayısında azalma ve insanların bir şekilde sokağa tekrardan çıkabiliyor, işlerine dönebiliyor olması lazım. Bu belirsizlik devam ettiği sürece ekonomilerle ve problemli şirketlerle ilgili kaygılar devam edecektir. Dediğim gibi Fed'in bu tip adımları piyasalara en azından hasar tespiti yapmak ya da şu anda akan karayı bir şekilde pansuma etme imkanı veriyor ama burada piyasaların bir an önce görmek istediği şey normal akışa dönülmesi. Bu da belli bir süre daha alabilir gibi diye düşünüyoruz. Dediğim gibi burada Nisan ayı önemli olacaktır. Mart ayı zaten yani topyekun kayıp bir ay oldu. Buna bunun yansımaları ekonomi tarafında önümüzdeki süreçte tartılmaya devam edecektir. Cem Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Evet sevgili seyirciler, Atay Yatırım Direktörü Cem Tözge bizlerle birlikteydi ve piyasa notlarını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.